Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim, izleyicilerim? İnşallah iyidirsiniz, sağlık sağlık hepimizin olsun. Nagihan Hanım mutfağına hoş geldiniz. Size malzemelerimi gösteriyorum. Bugün çok doyurucu rumeli çorbası yapıyorum. Malzemelerim burada, nereden baksanız 200 gram, 250 gram kadar kıymam var. Siz bunu arttırabilirsiniz. Bir tane rendelenmiş soğanım, vazgeçilmez köftenin içine her zaman konulması gereken diyorum sarımsağım 3 diş, bir tutam maydanozum, bir tane akını koyacağım yumurtam, çorbama ekmek içim, ondan sonra baharatlarım. Bunlar söylediklerim benim köfteye konulacaklar. Bu ayrı şehriyem, 2 kase bu kaseyle dolu olan yoğurdum, unum, suyum, bunları da aşama aşama göstereceğim. Bunlar da sosa olacak. Şu an şimdi köftemizi kıracağız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Soğanımız dedim, sarımsağımız dedim. Evet, kattım. Ne yapıyoruz? Ekmeğim dedim, ekmeğimi de kattım. Baktım ki cıvık kalıyor köften, biraz daha katabilirim. Ne yapıyoruz şimdi? Yumurta akını koyuyoruz köftemize. Sarısını ayırıyoruz. Sarı ziyan edilmek, ziyan edilmeyecek değil mi arkadaşlar? Bunu böyle yaparım ben. Buraya koyarım. Bu akın, ama sarıyı da buraya alırım. Size hızlı konuşacağım diyerekten şaşalıyorum. Kıyamam sana. Tamam anne, biraz esverebilirsin. Ne yaptım? Baharatlarım vardı. Kimyon, karabiber, tuz, pul biber. Evet. Bunları da koydum arkadaşlar. Şimdi ben eldivenimi takacağım. Bir güzel yoğuracağım. Yoğurduktan sonra gene sıralı işlemleri göstereceğim arkadaşlar. Bütün malzememi karıştırdım. Bakın güzelce böyle. Ben bunu yoğuracağım. Bu köfteyi ne kadar fazla yoğurursak o kadar da güzel olur arkadaşlar. Köfte yoğruldukça güzelleşir denilir. Böyle parmak aralarında sıka sıka köfteyi yoğuracağız. Ben bunu yoğurayım. Sonu şeyini göstereceğim size arkadaşlar. Yuvarlamayı. Annemi biraz yavaşlamaya aldık. Koşturdu çünkü ben ona çok yavaş davranıyorsun diye çok baskı yapıyordum. Az önceki girişi biraz ondan oldu. Ben de onu açıklamış olayım. Neyse, anacığıma kolay gelsin. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Arkadaşlar ben köftemi yoğurdum, hazır. Ben çok bekletemedim. Yapacağım çünkü. İçeceğiz biz çorbamızı. Siz bekleyebilirsiniz de. Mesela sabah yoğurun, koyun, biraz beklesin. Çünkü biliyorsunuz köfte her şekilde beklediği zaman güzel oluyor. Bakın böyle yuvarlamalara geçeceğim şimdi arkadaşlar. Böyle. Ben şimdi mesela şöyle ufak ufak böyle arkadaşlar, bakın nasıl güzel alıyorsunuz. Bunu biraz ufak yaparsanız daha iyi olur. Daha kibar olur. Bu şekil. Bu uzun zamandan beri yapmak istiyordum, yapamadım. Rumeli çorbası diye geçiyor. Ama inanın çok lezzetli, yapmanızı tavsiye ederim ve de doyurucu bir çorba. Ben bunun 3 çeşidini yaparım. 3 çeşidinde de o çeşitlerimde benim sulu köfte diye geçer. Ama o sulu köftede dediğim birisinde ne vardı? Kattığım pirinç. Bakın bunda pirinç yok. Ona pirinç katarım. Bulgur katılır. İster bulgur katın, ister pirinç katın. Onu da yoğurt terbiyesine. Ama onun bile içine havuç konulur arkadaşlar. İşte şey konulur, patates konulur. Bu öyle değil. Ve benim buradan kanım, canım, ciğerim, Gülhan'ım, kız kardeşim o çorbamı çok sever. Terbiyeli şey çorbam. Sulu köfte çorba diye geçer o. Çok sever. Ben Çanakkale Bigalıyım. Oraya gittiğim zaman kız kardeşim orada oturuyor. Oraya gittiğim zaman da hemen der ki bana, abla o çorbandan yapsana der. Buradan onu kucaklığımı sürpüyorum. Gittiğimizde yaparsın artık anne. Gittiğim zaman bir videoda onu çekerim, yaparım inşallah. Evet. Nasip de varsa orada.
Hatta lokantaya falan girdiğim zaman abla diyor, gördüğüm zaman diyor, aa bu benim ablamın çorbası diye söylüyormuş. Çok seviyor kendisi. Yaparım yani ve güzel olur. O da güzel olur ama bu çok daha farklı. Bir daha yaparım sulu köfte diye. Onu da rahmetli annecağızım çok yapardı bize. Yemek tarzında gibi. O da salçalı olur. Gene içine patates havuç koyarsınız. Ondan sonra o salçalısı olur yani. Bunları, onu da rahmetli annem bize öyle yedirirdi. Oradan daha çocukluğumdan yediğimdir o benim. O daha farklı lezzet. İşte görün değişik değişik. Ama bunda ne pirinç var içinde, ne bulgur var. Yani bildiğimiz köfte içi oluyor. Aşamaları zaten göstereceğim. Arkadaşlar ben şimdi bunu böyle yapayım bilyelerimi. Gene köftelerimi, misketlerimi yaptım. Bakın iki tabak ne çıktı. Ne zaman oynayacağız anne? Vallahi bilmiyorum. Ne zaman istersen o zaman oynarsın. Çocukken nasıl oynardık? Ne güzeldi değil mi? Rengarenk evet. Misketler. Ben böyle yaptım. Benim iki tabak çıktı. İki tabağını da kullanacağım ben. Size fazla gelirse dolaba da atarsınız. Ama o dolaba atmada da bilgi vereceğim size arkadaşlar. Nasıl atmanız gerektiğini. Bakın şimdi ben kızartma tavamı koydum. Bu tava kızacak. Ben bunları o tavada mühürleyeceğim. Eğer mühürlersek çiğ kokusu gider ve et çorbanın içinde daha lezzetli olur. Böyle çiğden atarsak pek hoş olmaz. Çiğ kokar. Kızgın tavaya atacağım bunları. Ben şimdi atayım. Kısım. Yağ koymayacak mısın? Hayır. Yağ koymadan mühürleme yapacağız etleri. Onların o çiğ kokusunu aldıracağız. Sonra aşamaları zaten göstereceğim ben size arkadaşlar. Tamam. Anlayacaksınız. Evet. Benim köftelerim bakın böyle mühürlüyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar mühürleniyor. O çiğ kokusunu atıyor. Çiğ kokusunu attığı zaman da çok lezzetli oluyor. Mühürlemeden atarsanız o etin çiğ kokusu sosun içine geçiyor. Yani çok da hoş olmuyor. Bakın bayağı mühürlendi. Ben 2 dakika daha mühürleyeyim. Size de bir bilgi vereyim arkadaşlar. Eğer çok fazla geldi demiştim ya, fazla gelince bunu bu şekilde mühürlediniz ya, bunu mühürletin. Bu mühürlendikten sonra bunu soğutun, poşetleyin, dolabınıza koyun, elinizin altında. Hemen hazır. Sosunu yapıp atarsınız. Yani çok rahat oluyor. Böyle de bir bilgi vermek istedim size. Şimdi ikinci aşamada gene arkadaşlar. Çok da güzel mühürlendi. Evet. Köftelerim mühürlendi. Şimdi sosumuza geçiyoruz. Sos yapımıza. Bir tane yumurtamız burada. Bakın böyle 2 kase tepeleme dolu yoğurdum var burada. Tabii siz o köftenin şeyine göre de değiştirebilirsiniz. Bunu da bu şekil. Arkadaşlar elimi sileyim. Yumurta akığı. Hiç yapamıyorum arkadaşlar. Ellerim böyle bir yerlere dokunmayı hiç sevmiyorum. Biz bunu böyle güzelce çekiyoruz. Bak bak bak. Gene bana neler yapıyor. Bak 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 bak. Şu tabağı verirseniz. Arkadaşlar ben çok acayip koyayım. Bakın arttırıyor diye. Bakın o yüzden böyle bunun biraz derecesini de kısayım. Yumurtayla yoğurdumuzu çırptık. Burada böyle bir bardak suyum var. Bunu da böyle şeye ekliyoruz. Şimdi
burada tenceremiz. Tencerenizi biraz büyük tutmaya bakın. Çünkü arkadaşlar bu şey yapacak, artan bir çorba, yoğunlaşan bir çorba olduğu için ondan rahat dönsün için. Evet, ben şimdi o yoğurdumu, yumurtalı yoğurdumu az bir yağ koyuyorum. Biraz da tereyağı azıcık koyayım. Bunu arkadaşlar şimdi yoğurtlu yumurtamı çektim. Bir bardak suyunu da koyarak da. Şimdi bazıları bu şehriyeyi çiğden koyuyorlar, atıyorlar, göstereceğim. Ama ben çiğden koymuyorum. Onun içinde böyle kayboluyor gidiyor, rengi gözükmüyor, yapılaşıyor gibi oluyor. İsterseniz un katabilirsiniz, istemezseniz katmayabilirsiniz. Ama ben biraz un katıyorum. Tamam, bir şehriyeyle özdeşme yapıyor ama unun verdiği lezzet, özdeşme daha çok farklı oluyor. Daha lezzetli ve daha güzel oluyor, toparlayıcı. Ama çorbayı özleştiriyor. Hani böyle suyu bir tarafa, kendi bir tarafa olmuyor. O yüzden onu da her zaman diyorum, belli bir çorbaların dışında kavurun arkadaşlar. Kavurduğunuz un çorbada lezzetli. Daha güzel. Çiğ koymayın. Bakın bir fincan burada unum var. Küçük bir fincan zaten. Bunu böyle biraz un kavururken bu şehriyemi de atıyorum içine. Kaşığım var. Böyle biraz şehriyemi bu yağla, unla kavuruyorum. Azıcık kavurayım. Kavurduğum şekli de göstereceğim. Bakın. Ben ne güzel şehriyemi kavurdum. Bu hale gelinceye kadar kavurdum. Şimdi biraz açıyorum. Ki ne yapıyoruz? Yoğurdumuzu da böyle döküyoruz. Biraz arkasını döndü, biz de göremedik ama yoğurdu döktü. Yani böyle bunu sürekli karıştıracağız şu an arkadaşlar. Karıştırmazsak bu kesilir. Bir de ne yapacağız şimdi? Şöyle açtık ya, şurada benim 4-5 bardak su bardağı suyum var. Onun şu an yarısını şöyle döktüm. Eğer isterse, bakın bir de bunu ziyan etmeyelim böyle arkadaşlar. İçinde. Tasarrufta son nokta. Evet, bakın. Yazık, günah. Bunun içinde de var. Bunu anne ben... sesini yükselt. Ha? Sesini yükselt, sesini. Sesimi gene yükselteyim. Bu sesim gitti yine. Bakın böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Kaynama aşamasında size göstereceğim. Evet, benim bakın çorban kaynamaya başladı. Şu an kaynıyor. Burada da ne yaptım şimdi? Mühürlemiştim ya etlerim arkadaşlar. Hiç yağ koymayarak. Şimdi onunla biraz sıvı yağ koydum. Biraz da böyle tereyağı koyuyorum. O tereyağıyla birlikte şimdi dolu dolu bir de şöyle 2 tane kaşık nane koyacağım. Ama şu tereyağım erisin önce. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya biraz da köftemde tuzum var. Biraz da şimdi çorbaya atıyorum. Az atıyorum. Siz isteğe göre atın. Çünkü kaynamaya başladı. Ve gene de karıştıracağım. Yoğurdumuz kesilmesin. Burada da bakın nasıl güzel geliyorlar şimdi böyle. Azıcık tereyağla da şeyi içine geçsin. Böyle. İşte şimdi ne yapıyorum? Nanemi atıyorum. Siz isterseniz pul biber de atabilirsiniz. Ben köftenin içinde var arkadaşlar. Atmayacağım. Çünkü benim midem rahatsız olduğu için mümkün olduğu kadar biraz baharattan uzak durmaya çalışıyorum. Ama emin olun baharatlı şeyleri ve baharatı da bir o kadar da çok seviyorum. Ama işte sevmek önemli değil, biraz da mideyi düşünmek lazım. Bakın arkadaşlar nasıl güzel oldu görüntü. Nane, tereyağım da böyle. Şimdi bunu böyle alayım. Bakın böyle kızarıyor onlar şimdi. Burada kaynıyor. Nanemi de fazla yakmayacağım. İçindeki naneyi.
Bakın bu buna yeterli. İçindeki nane yandığı zaman inanın arkadaşlar kara 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 hiç hoş durmuyor. Kızım bir de o taraftan yiyor. Bakın bu oldu arkadaşlar. Şimdi buna böyle aktarıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Evet. Tabi sıçrıyor bu arada da dikkat edin. Valla sadece köftesi bile çok güzel olmuş. Köftesi bile ayrı güzel arkadaşlar. Şöyle tavada. Aldırdım. Bakın hiç nanem de yanmadı. Böyle. Şimdi arkadaşlar bu bir 5 dakika 10 dakika pişecek, kaynasın. Evet arkadaşlar benim çorbam oldu. Yemelere layık, ağzımıza tat. Of of of. Ben arkadaşlar çok seviyorum böyle köfteli, nohutlu bu tür çorbalar. Bana çok iyi geliyor. Çok severim yani. Bakın nasıl güzel oldu. Biraz dinlendirdim. Bakın özleşti de şehriyeleri, köfteleri, sesimi de yükselteyim. Şöyle. Ay. Bir de acıktım arkadaşlar. Bu çekimi ben öğlen yapıyorum. Şu an benim öğlen menüm olacak, yiyeceğim. Acıktım da sabırsızlanıyorum da. Diyorum ki yapın çocuklarınıza, kendinize yedirin. Gerçekten öğün savan bir yemek. Doyurucu bir lezzet. Bir de değişik bir ülkemizin lezzeti olduğu için denemenizi tavsiye ederim. Ben şimdi not vereyim arkadaşlar. Böyle şehriyesini de yaparsanız daha güzel oluyor. Böyle içinde diri diri duruyor. Ay ağzımı yakarım ben şimdi bir tane alayım. Bak koyulaştı da özleşti de. Ay çok güzel. Emin'in arkadaşım. İnanın şimdi kaşık kaşık kaşıklayacağım onu. O kadar güzel ki. Diyorum ya ben çok seviyorum. Sizin de denemenizi isterim. Çok güzel bir lezzet. Herkesin önüne çıkabilecek gibi. Çocuğun da misafirimizin de yapın yiyin derim. Size afiyet olsun. Bana destek olur. Abone olursanız, yorum yazarsanız çok mutlu olur, sevinirim. Allah'a emanet olun. Dostça, sevgiyle, barışla kalın inşallah.